Pratik astral seyahat teknikleri, düşünce kontrolü ve bedenin hazırlanması. Haydi bakalım. Vücudunuzu rahatsız eden tüm aksesuarları çıkarın. Aksesuar olarak bir şey yok zaten ya. Aksesuar. Bir çorabım var ya aksesuar. O da. Çıkar mısın acaba? Evet. Başınız kuzeye gelecek şekilde kuzey-güney aksisine göre sırt üstü yatın. Aksis nedir ya? Aksis. Yanlış mı yazmışlar orayı? Herhalde yanlış ya. Ha, aksine olacak. Aksine demiş yani. Aksine olacak şekilde. Ha tamam. Aksine göre yatın. Neyin aksine göre ya? Hani nasıl yatıyorsanız onun aksine göre yatın. Gibisinde bir şey. Ha. Kuzey ne taraftı ya? Kuzey ne taraf oluyor? Yani kuzey bu. Şimdi güney burası. Böyle. Yukarı mı bakacağım? Batısı bu. Oo, olunca. Böyle mi? Böyle nasıl yatayım ya? Arkadaş yazmış da yazmış. Başına gözüne yazmış, başına gözüne. Gündüz gibi. Ya arkadaş yazı var, kışı var, gecesi var, gündüzü var. Bunun saati belli. Bu kadar saniye nasıl çekecek bu adam? Ne zaman evine gidecek, ne zaman bir maç seyredecek, ne zaman iki lokma yemek yiyecek, çoluğunu çocuğunu ne zaman görecek bu zaman? Sen vicdansızsın arkadaş ya. Ondan sonra bu dizi niye tutmuyor? Tutmaz arkadaş, tutar mı? Nereye tutacak? Bin tane adam yok. Bu kadar figüran, bilmem ne. Neye gerek var? Para yetişmez ki buna. Oğlum kime saydırıyor hep ya? Hep içeri girer başına. Ya. Ha? Kime saydırıyor ya? Yok şey... Face'de arkadaş mı buldun? Yok. Kim? Face'de arkadaş buldun, ona mı saydırıyor? Yok ben yapmadım. Yok. Ne yaptın sen? Uyudun mu? Ya bu kuzey ne taraf oluyordu ya? Kim? Bu kuzey. Kuzey mi? Ha kuzey yani yön olarak ne tarafta kalıyordu? Kuzey... Kuzey, bir dakika bir saniye Kuzey. Aniden sorunca. O nedir ya? Bu gölgesini... Gölge. Bu nereye gitti ya? Onun gö... Ha tamam, lambaya göre miydi? O böyle, bu... batı... Batı... Batı orası ise doğru. Nereden gerekti Kuzey? Neye lazım oldu? Ya Kuzey ne taraf olduğunu bilmem lazım. Astral'e çıkacağım çünkü orada. Kime? Astral'e. Ya arkadaş bunca sene bir kere gelip de babacığım iki rekat namaz kılacağım. Kıble ne tarafta diye sormadın. İşin gücün astral'e fistral'e. Astral'e fistral'e. Yuh. Yuh. Döşedikçe döşemiş. Döşedikçe döşemiş. 50 tane, 60 tane gündüz sahnesi. 10 günde çekilmez ya. Ben biliyorum. Sonra baba şey kendi kendine konuşuyorsun orada. Pencereleri kapatıyor adam. Kapatan geçiyor. Ya. Tamam ya. Tamam bu taraf kuzey işte ya. Bu taraf iyi ya. Bu taraf kuzey olsun. Evet. Ne diyor sonraki şeyde? Tüm elbiselerinizi çıkarmaya başlayın. Huu baby. Bayağı karmaşıklaşmaya başladı işler. Uhuu. Evet. Müzik eşliğini mi çıkaracağız acaba? Şu şekilde atayım. Hop. Aç bakalım. Hop. Öf ne giymişim arkadaş. Ne kadar üşüyorum ben ya. Uf. Altta da bir bu kadar var. Haydi bakalım. Bitmedi yemin ediyorum bitmedi. Bitmedi gerçekten. Şova çıktım. Nerede ve hangi zamanda olursa olsun mutlaka rahatsız edilmeyeceğinizi bildiğiniz bir yerde olun. En yanlış yerdeyim şu an. En yanlış yerdeyim. Öyle bir yer bilmiyorum ki ben. Öyle bir yer yeryüzünde var mı acaba rahatsız edilmeyeceğim bir yer? Rahatsız edilmeyeceğim bir yer neresi olabilir ya? Hiç rahatsız edilmeyeceğim bir yer. Allah Allah. Neresi olabilir? Bayağı uzman sorusu. Bu kim lan? Bu ne lan? Ne yapıyorsun sen burada? Abimler çok özür dilerim ya. Burada şu anda kimse olmaz diye ben buraya gelmiştim ama anladığım kadarıyla bayağı kalabalıksınız da. Siz işinize bakın ya. Ben çünkü çıkamam da buradan çıplak neden dersen. Çıplak yattığımdan dolayı aldım. Oluk aktınız siz de. Nasıl yapalım? Bari dönün arkanızı da giyineyim bari ya. Hiç olmadı. Kem bakıyorlar bana. Bu riskli iş. Ben neyse burada yatayım ya. Burada kim rahatsız edecek ki beni? Güzel güzel çıkayım astroloya. Hadi bakalım. Rahatlama durumuna geçin. Evet, son derece rahatım şu anda. Nefesinizi yarım açık dudaklarınızdan alıp verin. Ayağınızdan alnınıza kadar vücudunuzu nokta olarak düşünün
ve zihinsel gücünüzle bedeninizin 1 metre yukarıda olduğuna odaklanın. Ayağımın alnına kadar vücudumun onayı düşüneceğim bu şekilde. Ve sonrasında zihinsel gücümü kullanacağım. Devrede o şekilde olacak. Evet. Astral bedeninizin alın kısmına, vücudunuzun ayak hizasına gelecek. Astral bedenimin alın kısmı neresi ya? Astral bedenimin alın kısmı vücudumun ayak hizasına gelecek. Ben anlamıyorum ki ya, ne yazdığını anlamıyorum ki ya. Bu hangi dilde yazılmış acaba? Ben bu şekilde okuyarak nasıl çıkayım ya oralara? Teoraya nasıl çıkacağım bu şekilde ya? Astral'e çıkacağım oradan. Yuh çıkmışım. Şu anda astraldeyim. Astral ama astral ne çizgiymiş ya? Aynı yere geldim salak gibi aynı yere. Odama geldim ya. Yatıyorum bir de orada. Hale bak dedi Zeki abi. Dede ne yapıyorsun orada? Ne yapıyorsun sen orada? Allah'ım kulağıma niye sokuyorsun o tüyü? Nereden icap etti dede? Her gece bunu mu yapıyorsunuz acaba benim kulağıma? Dede ne yapıyorsun? Allah'tan yetişti yemin ediyorum baba ya. Adam uyandıracaktı beni, lüzumsuz her şeyini içine edecekti ya. Bu ne aksadı? Allah aşkına insan söylemez mi? İskender gel, Mavra var. Uyudu diye söylesene bana. Kimle kimi getireyim de altına eşeteyim? Allah seni kahretmesin, babamın hallerine bir baksana. Nasıl babasın sen? Nasıl baba? Hafız. Kız baba ya beni. Sosyal hizmetler haber vereyim de alsınlar beni babanın elinden ya. Yemin ediyorum ben bu kadar hayırsız bir baba görmedim. Altına niye eşetiyorsun çocuğunu, öz evladını ya? Dur ben bu şekilde olmaz, ben uyanayım da. Çünkü iş yerim, iş yerim hakikaten. Ne yapıyorsun buradan? Uyumuşsun da hani kitap yere düşmesin de onu alayım dedim. Ya bırak ama o tüy ne? Tüy mü değiştiriyorsun? Tüy mü döküyorsun? Yelpazelemiyorum. Çık odamdan bir de iğrenç esprilerinle. Al onları da götür. Neredeyim ben ya? İskender, operasyon iptal. Hangi operasyon? Yok çişim benim. Yaptım da yaptım. Yok ya. Ne diyordum? Rahatlama durumuna geçin. Rahatım.